hangi davranışlarımız öğrenme? Tamam. Hangi davranışlarımız öğrenme değil? Tamam. Hangi yolla öğreniyoruz? Tamam. Peki bunları nasıl unutmuyoruz ya da nasıl unutuyoruz? Bakalım. Hafıza ya da bellek. Hayat boyunca öğrenilen tüm bilgilerin ve deneyimlerin saklandığı yer. Belleğin ya da hafızanın 3 tane aşaması var. Bunlardan birincisi kodlama. Bilgilerin belleğe kaydedilmeden önceki sürecini ifade ediyor. Biz burada bazı şifreler kullanıyoruz. Tabii ki farkında değiliz. Bu tamamen biyolojik bir süreç. İkincisi depolama. Bilgilerin toplanıp saklandığı yer. Hatırlanabilenler bellekte saklanmış olanlar yani depolanmış olanlar. Geri getirme ise depolanan bilgilerin istenildiğinde geri çağrılması olayı. Eğer bunlardan bir tanesinde ya da birkaç tanesinde ya da üçünde birden bir sıkıntı varsa zaten biz buna unutma diyeceğiz. Bellek çeşitleri Birincisi duyusal bellek. Bu kodlama süreciyle alakalı biyolojik kısım. Bilgiler ilk olarak buraya geliyorlar. Yine farkında değiliz. Çok kısa süreli bir durum söz konusu burada. İkincisi kısa süreli bellek. Bilgilerin tutulma süresi birkaç dakikadan daha kısa. Kısa süreli belleği hep şöyle hatırlatırız biz öğrencilere. E, varsayalım bir telefon numarası söylendi size. Anında aklınızda tutup birkaç saniye içerisinde o telefon numarasını kullanırsınız ama sonradan unutursunuz ve kısa süreli bellekte unutulan bir şey asla sonradan çağrışım yoluyla geri gelmez. Üçüncüsü uzun süreli bellek ki bizim tamamen bütün hayatımız boyunca kullandığımız bellek biçimidir bu. Bilgilerin tutulma süresi birkaç dakikadan yıllara kadar gider. Yani kısa süreli bellekten sonraki süreç uzun süreli bellektir artık. Buraya alınan bilgi uzun zaman bellekte kalır ve unutulmaz. Hatırlama nedir peki? Bilgi ve deneyimlerin bellekte saklanıp zaman içerisinde bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yeniden canlanmasıdır. Hatırlamanın da olayı tamamen çağrışımda yatar. Bir uyarıcı algılandığında onunla ilgili olan başka bir uyarıcı hatırlanır çağrışım mevzusunda. Yani iki uyarıcı arasında bir bağlantı kurulmuş olur. Çağrışımı neler kolaylaştırır? Birincisi benzerlik. Mesela turuncuyu görünce portakalı hatırlamak ya da beyaz denilince karı hatırlamak benzerlikle alakalı bir çağrışımdır. Karşıtlık sıcakla soğuğun, yazla kışın birbirini çağrıştırması, ardışıklık 3'ün 4'ü Uranüs'ün Neptün'ü çağrıştırması gibi. Yakınlıksa mekanda ya da zamanda yakınlık söz konusu olabilir burada. Piramitler deyince Mısır hatırlıyorsak, İstanbul'un fethi deyince Fatih Sultan Mehmet'i hatırlıyorsak da burada bir yakınlık mevzusu vardır. Unutmaysa bilgi ve deneyimlerin bellekte saklanamamasıdır. İnsan bir yandan bir şeyler öğrenirken öteki taraftan unutmak zorundadır çünkü bizim beynimizin bir kapasitesi var. Hepsinin orada saklanması mümkün değil. Peki ne oluyor da unutuyoruz? Eğer bilgileri kullanmazsak unuturuz. Ee, mesela siz şu anda burada öğrendiğiniz şeyleri sınavdan sonra çok büyük olasılıkla unutacaksınız ya da bazılarını hatırlayacaksınız. Çünkü kullanılmayan, tekrar edilmeyen bilgiler kendiliğinden silinecektir bellekten. İkincisi bastırma ya da bilinçaltına atma. Bu aynı zamanda bir savunma mekanizması ki biz bunu savunma mekanizmaları konusunda göreceğiz. Burada da kişiyi rahatsız eden, hatırladıkça üzüntü veren ya da utanç veren, bir şekilde kişinin canını acıtan olaylar zamanla unutulur. Asla tam olarak unutulmaz, bilinçaltına itilir. Mesela faturanızın son önü ve tarihini unutabilirsiniz. Bunun sebebi tamamen bastırmadır çünkü bu sizi rahatsız ediyordur. Organik nedenler tamamen yaşlılıkla alakalı, yaşla bağlantılı olarak hücreler kendini yenileyemediği için bir süre sonra unutma hızlanacaktır. Ama yaşın dışında da ateşli hastalıklar, uyuşturucu maddeler ya da geçirilen bir takım travmalar unutmaya sebep olabilir. Hepsi bunların organik sebepler içinde değerlendirilir. Unutmanın dördüncü sebebi ket vurma ya da Türkçe adıyla bozucu etki. Burada da iki türlü ket vurma var. Geriye ket vurma ve ileriye ket vurma. Yine bu da karıştırılan bir konudur. Geriye ket vurma da yeni öğrenme eski öğrenmeyi unutturur. İleriye ket vurmada eski öğrenme yeni öğrenmeyi unutturur. Bir örnek verelim mesela. Yeni bir eve taşındınız. Eğer e, eski evinizin adresi yeni evinizin adresini unutturuyorsa bunun adı ileriye ket vurmadır. Tam tersine yeni adresiniz eski adresinizi unutturuyorsa bu da geriye ket vurmadır. Yani eskiyi unutuyorsak geriye, yeniyi unutuyorsak ileriye ket vurma söz konusudur. Şimdi unutma ile ilgili bazı deney sonuçlarına bakalım. Mutlak unutma diye bir şey yoktur. Asla biz hiçbir şeyi unutmayız. Sadece beynimizin arkalarına atarız. En son öğrenilenler en geç unutulur. Mesela sınavdan önce en son öğrendiğiniz şey her neyse onu en son unutacaksınız demektir. Pekiştirme ya da tekrar unutmayı zorlaştırır. Anlamlı ve hoşa giden konular daha geç unutulur, daha kolay hatırlanır, daha iyi öğrenilenler daha geç unutulur. Müzik